Kulak memesi estetiğinde bizim yaptığımız işlem kulak memesinin boyutlarını şekillendirmek ve daha zarif hale getirmek. Kısaca böyle özetleyebilirim. Örnek bir vaka resmi üzerinde konuşmak gerekirse, kulak memesinin hem yatay düzlemde büyük ve uzun olduğu hem de dikey olarak uzun olduğu çok fazla insan ve çok fazla hasta var. Ve maalesef ki bu hastaların büyük bir çoğunluğu bu problemin çözümünün olduğunu dahi bilmiyor. Kulak estetiği yaparken, yani kepçe kulak ameliyatı esnasında dahi yapılabilir kulak memesinin şekillendirilmesi işlemi veyahut kulakta kepçelik tarzında bir deformite yok ise sadece kulak memesinde büyüklük, sarkıklık gibi estetik deformite söz konusu ise sadece bunu dahi yapabiliriz. Dolayısıyla bu tarz bir hastada ameliyat öncesi fotoğrafımız ve kabaca çizimimiz kulak memesini efektif bir şekilde küçültebiliriz. Kesi olarak, dikiş hattı olarak L şeklinde bir kesi hattıyla bu işlemi planlıyoruz, bitiriyoruz, finish'e ulaştırıyoruz. Ve bu kendiliğinden eriyen gizli dikişlerle kapattığımız için herhangi bir sorunu da olmuyor. Bu hastamızda ameliyat öncesi durumu sağ ve sol kulağının ve ameliyat sonrasında da yine kulak memesini şu şekilde profilden size gösteriyorum. Hem dikey boyutunda ve hem de yatay düzlemde ne kadar zarif hale geldiğini net olarak görebiliyorsunuz. Ve bu gerçekten ameliyatın üzerinden 2-3 ay geçtikten sonra hemen hemen hiç iz bile görülmeyecek kolay, pratik bir uygulama şeklidir. Eğer kulaklarınızın büyüklüğü kulak memenizden kaynaklanıyor ise, eğer kulak memelerinizin estetik olarak zarif olmadığını, büyük olduğunu düşünüyor iseniz, size müjdemiz ve güzel bir haberimiz var. Bunu çözümleyebiliyoruz.